modern köşe sayfamdan Herkese merhaba Bugün de sizlerle birlikte çok güzel bir e, yine püskülleri çalışması yapacağız e, gördüğünüz gibi ben bonbon kristal ip kullanıyorum şöyle e, renk kodunu da bu şekilde alabilirsiniz tığ olarak ise 3 numara 2.20 milimlik tığ kullanacağım hemen hazırlığımızı yapıp başlayalım Evet Öncelikle zincir çekerek başlıyorum düğümümü attım ve sıkı zincirler değil arkadaşlar mümkün olduğu kadar gevşek zincirler çekiyorum 110 tane kadar zincirimizi çekip gelelim Evet bakın 110 tane zincirimi çektim fazlasını keseceğiz şöyle bakın tığımı doladım 1 2 3 4 5 6 zincirimizin kanatına 2 de çektiğim trabzan yapıyorum bir tane zincir çektim tığımı doladım bir taneyi bırakıyorum bir sonraki zincir kanatına tekrar iki de çektiğim trabzan yapıp kutucuklar oluşturuyorum bir zincir tığımı doladım bir taneyi bıraktım bir sonrakine tekrardan bir trabzan yapıp kutucuk oluşturuyorum bu şekilde kutucuklarımızı yapalım birazdan sayıyı vereceğim Evet bakın toplamda 45 tane kutucuk yaptım ben. Şu kadar da zincirim burada fazladan kaldı. Şimdi bu zincirden kurtulmak için şöyle bakın 1 2 3. zincirden kesiyorum. Buradaki ipimi de çektiğim zaman tekrar düğüm oluyor. Bakın devam ediyorum şimdi. Burada 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim ve modelimi döndürdüm tığımı doladım. Bakın buradakine değil bir sonraki kutucuğuma iki de çektiğim üç tane trabzan yapıyorum. Bir, iki ve üç. Şöyle biraz yaklaştıralım. Evet bakın bir tane de zincirimi çektim. 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra tekrar tığımı doluyorum. Bir kutucuğu bıraktım. Bir sonraki kutucuğa yine 2 de çektiğim 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar bir zincir çektim. Geldim kutucuğun bir tanesini bırakıyorum. Bir sonrakine tekrar 3 de çektiğim trabzan yapıyorum ve 3. Bakın 3 tane bu şekilde trabzanlarım oluştu. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir kutucuğu bıraktım. Bir sonraki kutucuğa burada püskül başlatıyorum. Bakın ipimi bu şekilde çektim. ipimi arkadan parmağımla baskı yapıyorum ve yine iki de çektiğim trabzan yaptım. Bakın arkada da püskülüm oluşmaya başladı. Tekrar tığımı doladım. Aynı noktaya ipimi çekiyorum. İpime bakın baskı yapıyorum, 2 de çektiğim trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım aynı noktaya yine bir trabzan yapacağım. Bakın ipimi baskı yapıyorum. Üçüncü püskülümü de bu şekilde yapmış oldum. Bakın arkada püsküllerim oluşmaya başladı. Tekrar bir zincir çekiyorum, tığımı doladım, bir tane kutucuğu bırakıyorum. Bakın bir sonrakine tekrar üç tane trabzan yapıyorum. ve 3. Tekrar bir zincir tığımı doladım. Bir taneyi bıraktım. Bir sonrakine tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir geldim. Bakın kutucuğun birini bıraktım. Bir sonraki kutucuğa tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir Tekrar bakın kutucuğun birini bıraktım. Bir sonrakine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bakın toplamda şuradaki bakın köşelerde 1, 2, 3 tane dördüncüye püskül yaptık. 1, 2, 3, 4 tane yaptık. ye püskül yapacağız. Bakın kutunun birini bıraktım. Burada püskül yapıyorum. bir aynı noktaya tekrar bakın ikinci püskülümü yapıyorum aynı noktaya tekrar üçüncü püskülümü yapıyorum bakın püskülüm oluştu şimdi tekrar yine devam edeceğim dört tane bir taneyi bıraktım bakın dört tane üçlü trabzan yapacağım yine bir zincir bir taneyi bıraktım bakın ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum bir zincir video çok uzun olacağı için buraları da anlattığım için biraz hızlı gidiyor gidiyorum ama burayı anladınız zaten bakın kutucuğun birini bırakıyorum bir sonrakine üçlü trabzan. Bakın şurası püskül. 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Bir zincir çekiyorum. Beşinciyi püskül yapıyorum. Bakın bir taneyi bıraktım. Bir sonrakine püskül başlatıyorum. 1, 2. püskülümü de yaptım. Ve üçüncü püskülümü de yaptım. Tekrar bir zincir. Bakın kutucuğun birini bıraktım. Bir sonrakine üçlü trabzan. Bir zincir. Kutucuğu bıraktım. İkinci kutucuğuma üçlü trabzan. Ve üç. bakın Burası püskül 2 tane de üçlü trabzanımız oldu devam ediyorum bir zincir 1 2 3 4 tane oldu bakın bir zincir şimdi püsküü yapacağım yine kutucuğun birini bıraktım bir sonrakine yine püskül yapıyorum bir iki ve üçüncü püskülümü de yaptım tekrar bir zincir bakın bir taneyi bırakıyorum bir sonrakine üçlü trabzan. Bir zincir, bir taneyi bıraktım. Bir sonrakine yine üçlü trabzan. Bir zincir, bir taneyi bıraktım. Bir sonrakine üçlü trabzan. Bakın diğer köşemizde de 3 tane ile başlamıştık. 3 tane trabzanımız, 1 tane püskülümüz. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3 tane oldu. Bir zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3. zincirimizin kanıtına köşemi oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim ve modelimi döndürdüm. Bakın bu kısmımızın püskülünü yapmış olduk. Toplamda 4 tane püskülüm oluştu. Arka kısmın püskülünü yapacağım şimdi yine. Bu kez de yine bu üç taneyi arka kısma yerleştireceğim. Şimdi o bölümü yapıyoruz. Tığımı doladım. Bakın hemen bu kısma bir tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar tığımı doladım. Bakın iki tane üçlü trabzanın arasındaki zincirime üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki ve üç. Bir zincir çektim. Tekrar geldim. Buradaki ara boşluğuma yine üç tane trabzan yapıyorum. İki ve üç. Bir tane zincirimi çektim. Bakın bir iki tane oluştular. Şimdi buradaki püskülüme geldim. Tığımı doladım. Bakın ara boş, boşluğuma bir iki tane normal trabzan yaptım tığımı doladım buradaki püsküllerimin üzerlerine ise üç tane püskül yapıyorum bakın bir geldim diğerine ikinci püskülümü yaptım geldim diğerine en sonuncuya yine bir tane püskül yaptım. 3 tane de burada arka kısmın püskülümüz oldu. Tığımı doladım. Bakın buradaki ara boşluğuma 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. 1 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Geldim buradaki ara boşluğuma yine 3 tane trabzan 2 ve 3. Bir tane zincir çektim. Geldim buradaki ara boşluğuma. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. 3. Bir zincir çektim. Bakın tığımı doladım. Geldim buradaki ara boşluğuma. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. 3. Bir tane zincir çektim. Bakın kenarda 2 tane üçlü trabzanımız var. Orta kısımlarda 1, 2, 3 tane üçlü trabzanım var. Tekrar tığımı doladım. Geldim bakın püskülün olduğu bölüme. Kenar kısmında 2 tane trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Püsküllerimin üzerlerine ise 3 tane püskül yapıyorum. İkinciyi yaptım. Ve üçüncüyü yaptım. Tığımı doladım. Bakın hemen dip dipteki zincir bölümüme iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. Yine bir zincir. Yine bu ara boşluklarımıza aynı şekilde devam ediyoruz. Sonuna kadar getirelim. Evet, bakın sonuna kadar geldim. İki tane üçlü trabzanımı yaptım. Tığımı bir tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın buradaki en başa bir trabzan yaptım bir kutucuğumu oluşturdum bir zincir çektim 1 2 3. zincirimin kanatına bir trabzan daha yaptım bakın köşemi oluşturdum 1 2 3 4 5 tane zincirle modelimi döndürdüm şimdi burada hem ön kısmın hem arka kısmın birinci püsküllerini bitirmiş olduk şimdi ikinci sıra püskülümüze başlayacağız burada ise Bakın 5 tane zincirimi çektim, tığımı doladım. Şu kısma bakın. Buradaki kutucuğu bıraktım. Buradaki kısmı yine üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 1 zincir çektim, tığımı doladım, geldim buraya. 1 2 ve 3. 1 tane zincir çektim. Bakın 2 tane de burada üçlü e, trabzanım oluşmuş oldu. Tekrar tığımı doladım. Bakın buraya geldim. Bu kısma burada püskül koyacağım artık. Bakın bu kısma geldim. Bir püskül yaptım. Aynı noktaya tekrar ikinci püskülümü yaptım. Tekrar tığımı doladım. Bakın geldim püskülümün üzerine. Trabzanımın burada kenarda iki tane trabzanım vardı. Geldim. Buraya da püskül yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bakın, sırayla püskül yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4. püskülümü yaptım. Devam ediyorum bakın. 5. püskülümü yaptım. Devam ediyorum. 6. püskülümü yaptım. 7. püskülümü yaptım. 8. püskülümü yaptım. 9. püskülümü yaptım. Bakın buradaki zincir arasına bir tane yapıyorum. 10. püskülümü yaptım. Aynı noktaya 11. püskülümü de yapmış oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın arka kısımdaki püsküllerimi gördünüz. Devam ediyorum. Bakın buradaki araya geldim. Üçlü trabzan. 3 tane trabzan, 1 zincir, geliyorum diğer araya, 2, 3, 1 zincir, geldim, bakın, pardon, burada püskül yapacağız, bakın, 3 tane, 1, 2 tane, burada üçlü trabzanım oldu, 1 zincir çektim, bakın, araya geldim, bir tane püskül yapıyorum. Aynı noktaya ikinci püskülü yapıyorum. Buradaki püskülümün üzerine geldim. Trabzanımın. Üçüncüyü yaptım. Toplamda burada 11 tane püskül olacak. Dördüncüyü yaptık. Altıyı yaptık. bakın buradaki araya da iki tane püskül yapıp toplamda 11 tane püskül yaptım bir zincir devam ediyorum şimdi burada aralara yine üçlü e, trabzanlar yapıp püskül bölümlerimizi ise bu şekilde yapalım sonuna kadar getirelim Evet bakın sonuna kadar bu şekilde getirdim şimdi burada tekrar 5 tane zincirimi çekiyorum modelimi döndürdüm Şimdi burada 11 tane püskül bu kısmını yaptık. Şimdi arka kısmın 11 tane püskülünü yapacağım. Bakın 5 zincir çektim. Geldim buraya. İlk etapta kutucuğumu yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın tam 2 tane üçlü trabzanın arasındaki zincirimi yine üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tekrar bir zincir çekiyorum. Geldim buraya bakın. Bu kısmı iki tane trabzan yapıyorum. Püskülümün üzerine geldim. 11 tane püskül yapıyorum. 1 2 6, 10 ve 11. püskülümü yaptım. Bakın aradaki zincirime ise 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 1 zincir tekrar yine bakın hemen aradaki zincir bölümüme üçlü trabzan yapıyorum bir zincir geldim buraya bakın iki tane trabzan ve geri kalan kısmını 11 tane püskül yapıyorum Evet bu şekilde 11 tane püskül bu kısma 2 tane trabzan aynı şekilde devam edelim sonuna kadar götürelim. Evet bakın sonuna kadar getirdim. Şimdi 5 tane zincirimi çektim modelimi döndürdüm. Bakın ikinci sıramızı da arkalı önlü yapmış olduk. Şimdi tekrardan bir sonraki sırama geçiyorum. 5 tane zincirimi çektim. Bakın geldim buradaki bölümüme 3 tane trabzan yapıyorum. Ve 3. Bir zincir çektim. Bakın geldim buraya. 2 tane trabzan yapıyorum. Pardon. Burada püskül yapacağız. Bakın üçlü trabzan bir tane zincir tığımı doladım. Geldim buraya. Bakın bir tane püskül yapıyorum. Aynı noktaya tekrar ikinci püskülümü yapıyorum. Püsküllerin üzerine geldim. Bakın püskül yaparak her birine püskül yaparak devam ediyorum. Toplamda 19 tane püskülümüz olacak. Bu sıramızda dördüncüyü yaptık. Beşi yaptık. 6'yı yaptım. 7'yi yaptım. 12 13 15 16 17 Bakın buradaki zincir aralığıma da 2 tane yapıyorum. 18 ve 19'a tamamlıyorum. 19 tane püskülümü yaptım bir zincir çekiyorum bakın geldim buraya yine iki tane püskülle başlıyorum bir ara boşluğuma iki tane püskül ve püsküllerin üzerlerini yine püskül yaparak 19 tane püskül yaparak devam edeceğim bu sıramızda sadece bu kısım kalıyor bu şekilde yapalım daha sonra tekrar bu sıramızı da tamamlayalım ve gelelim Evet bakın sonuna kadar geldim. Burada yine 5 tane zincirimi çektim ve modelimi döndürdüm. Şimdi burada 3. sıramızın e, yaptık. Arka kısımda da şimdi 3. sıramı tamamlayacağım. Püskül sıramızı. Bakın geldim buraya 5 tane zincirimi çektim. İlk öncelikle kutucuğumu oluşturuyorum. Bir zincir çektim. Bakın geldim buraya. Burada 1, İki tane trabzanımı yaptım bir zincir çekiyorum tam püskülümün üzerine geldim yine püskül yapıyorum püsküllerimizin sonuna kadar gelelim bu kısmı sizlere göstereceğim Evet bakın son püskülüme kadar püskül yaparak geldim arka kısmın üçüncü sırasında bu şekilde tamamladım şimdi tam bu kısma geldim Bakın tığımı doladım. Ara boşluğuma bir tane trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Bir sonraki püskülümden devam ediyorum. Yine püskül yaparak devam ediyoruz. Zincir aralarımıza ise kenarlara iki yaptık. Orta kısımlara ise birer tane trabzan yapıyoruz boş olarak. Bakın bu şekilde püsküllerimi yapıyorum. Geliyorum buraya bir tane trabzanımı yapıyorum. Yine püskül yaparak devam ediyorum. Bir tane trabzanımı yapıyorum. Yine püskül yaparak devam ediyorum. Bu kısımda iki tane trabzanımı yapıyorum. Yine aynı şekilde burada başlangıçta ne yaptıysak o işlemi yapıyoruz. Sonuna kadar götürelim. Daha sonra tekrar gelelim. Evet bakın burada 3. sıra püskülümü hem arkalı hem önlü yapmış oldum. Şimdi bundan sonra baklava dilimimizin küçülmesi için aşağıya doğru ne işlem yaptıysam aynı işlemleri yukarıya doğru yaparak gideceğim. Bakın burada 5 tane zincirimi çektim. Şu kısma bir tane trabzan yapıp köşemi oluşturdum bir kutucuk oluşturdum. Bir tane zincir çektim. Bir taneyi bırakıyorum. Bakın buraya ise üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki ve üç. Aynı noktaya yaptım. Bakın tekrar bir zincir çektim. Tığımı doladım. Bir, iki, üç, dördüncüye iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. Tığımı doladım. Hemen bir sonrakine püskül yaparak devam ediyorum. 11 tane püskül yapacağım. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ve 11 tane püskülümü yaptım. Bakın bir sonrakine iki tane trabzan yapıyorum. 1 2 Bir tane zincir çektim. Tığımı doladım. 1, 2, 3, 4. Bakın tam burada şu ikisinin arasında bir tane trabzan yapmıştık. Dördüncü oraya denk geliyor bakın. Buraya ise yine üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, aynı noktaya üç tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim, tığımı doladım. Bir, iki, üç, dördüncüye bakın. Geldim. İki tane aynı noktaya trabzan yapıyorum. Bakın. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki tırabzanımın püskülümün üzerine yine 11 tane püskül yapıyorum. 1, 2, 3, 11'e tamamlayıp gelelim. Evet bakın 11'e tamamladım. Tığımı doladım. Bir sonrakine 2 tane tırabzan yapıyorum. Bir, aynı noktaya bir tane daha yaptım. Tekrar bir zincir tığımı doladım. 1, 2, 3, 4 bakın tam yine aradaki o tekli trabzanımın üzerine geldim. Buraya 1, 2 aynı noktaya 3 tane trabzan yaptım. Tekrar bir zincir çekip devam ediyorum. 1, 2, 3, 4.ye 2 tane trabzan aynı noktaya bakın bir tane daha yapıyorum. Daha sonra bir sonrakine püskül yaparak devam ediyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Tekrar gelelim. Evet bakın sonuna kadar geldim. Yine 11 tane püskülümü yaptım. Yanına 2 tane trabzanımı, bir tane zincir çektim. Bakın şuradaki ara bölümüme 3 tane trabzanımı yaptım. Bakın kenarda ne yaptık? 2 tane kutucuk yaptık. Burada da aynı şekilde yapıyorum. Geldim buraya. Birinci kutucuğumu yaptım bir zincir çekiyorum. 1 2 3. zincirimin kanatına da ikinci kutucuğumu yaptım ve köşemi oluşturdum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim ve modelimi döndürdüm. Şimdi bakın buradaki 11 tane püskülümü şimdi arka kısma yapacağım. Geldim buraya bakın 5 tane zincirimi çektim. Bir kutucuğu bıraktım. Şu araya 3 tane trabzan yapıyorum. 3. Bir zincir çektim. Geldim buraya bakın. Buradaki boşluğuma yine 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Geldim buraya bakın. 1-2 taneyi atlıyorum. Bakın tam püskülümün olduğu bölüme 11 tane püskül yapıyorum. 10 ve 11. Bir tane zincir çektim. Geldim buraya bakın. Zincir aralığıma 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Geldim buradaki bakın. Zincir aralığıma yine 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir. Bakın iki taneyi bıraktım. Üçüncüye tam püskülümün üzerine yine püskül yaparak devam ediyorum. Bu sıramızı da bu şekilde yapalım. Tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar bakın baklava dilimimiz artık oluşmaya başladı. 5 tane zincirimi çektim döndürdüm. Son püskül sıramızı gidiyoruz. Arkalı önlü buradaki yapmış olduğum üçlü püsküllerimizi yapacağız. Baklava dilimimizi tamamlamış olacağız. Daha sonra ikinci modelime geçeceğim. 5 tane zincirimi çektim. Bakın burada hemen şu kısma bir tane kutucuğumu oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın geldim buradaki araya 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bir zincir çektim. Geldim buraya bakın. 3 tane de buraya yapıyorum. Tırabzanlarımı bir zincir çektim. Bakın görüntümüz bu şekilde oldu. Şimdi burada tığımı doladım. 1, 2, 3, 4.üncüye bakın. Geldim. 2 tane trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Bir sonrakine püskül yapıyorum. 1 bir, bir sonrakine İkinci püskülümü yaptım. Bir sonrakine ise üçüncü püskülümü yaptım. Tekrar tığımı doladım. Bakın geldim bir sonrakine iki tane aynı noktaya trabzan yapıyorum. İki. Bakın. Bir zincir çekiyorum. Bakın geldim buradaki araya trabzanımı üç tane trabzanımı yapıyorum. İki ve üç. tekrar bir zincir geldim buraya üçlü trabzanımı yapıyorum bir zincir bakın geldim buraya üçlü trabzanımı yapıyorum bir zincir bakın burada üç tane üçlü trabzanım oluştu bir iki üç dördüncüye bakın geldim iki tane aynı noktaya trabzan bir sonrakine püskül yapıyorum 3 tane püskül yapıyorum yan yana bir ikinciyi yaptım ve üçüncüyü yaptım tekrar bir sonrakine iki tane aynı noktaya trabzan yapıyorum bir iki Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım daha sonra tekrar gelelim Evet bakın bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi modelimi tekrar döndürdüm. Bu sıramızdan sonra baklava dilimimiz tamamlanmış olacak. İkinci baklava dilimimize geçiş yapacağız. Bakın 5 tane zincirimi çektim. Hemen geldim. Şuradaki arama yine üçlü trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bir zincir geldim buradaki araya. Bir trabzan daha yapıyorum üçlü. 2 ve 3 bir zincir geldim bakın buradaki araya 1 2 ve 3 bir zincir çektim bakın aşağıdaki olayın aynısı bakın en başta 1 2 3 taneydi bakın dördüncü de püsküllerimizi başlatmışız aşağıya doğru modeli aynısını yapıyoruz 3 tane bakın geldim buraya. 1 2 taneyi bıraktım. 3'üncüye 3 üç tane püskül yapıyorum. 1 Hemen bir yanındakine ikinci püskülümü yaptım. Yanındakine de üçüncü püskülümü yaptım. Bir zincir çektim. Geldim buraya araya üçlü trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bir zincir. Tekrar tığımı doladım. Geldim araya. Bir. Üç. Bir zincir. Evet. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Tekrar gelelim. arkadaşlar baklava dilimimizi bir taneyi bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi buradan itibaren şimdi bir sıra yine aşağıdaki gibi sadece e, yuvaları kurup tekrar bir model başlatacağım. 5 tane zincirimi çektim. Bakın geldim burada ilk kutucuğumu oluşturdum. Bir zincir tekrar bakın buraya geldim. Üçlü trabzanımı yaptım bir zincir. Tekrar tığımı doladım. Geldim buraya. Üçlü trabzan da buraya yapıyorum. Bir zincir. Geldim bakın buraya. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bakın geldim buraya. Yine bir üçlü trabzan. Burası sadece bu şekilde devam edecek. Sadece kenar bölümümüzde iki tane kutucuğumuz olacak. Diğer kısımlarımız bu şekilde üçlü trabzanlar yaparak sonuna kadar götüreceğiz. Bakın bu şekilde yapalım sonuna kadar tekrar gelelim. Evet bakın bu kısmı da sonuna kadar bu şekilde yaptım. Şimdi burada 4-5 tane zincirimi çektim. Şimdi en başta ne yaptıysak aynı işlemleri yapıyoruz. Bakın bir tane kare kutucuk yapacağım. 1, 2, 3 tane üçlü e, üçlü trabzanımı yapacağım. Dördüncüye püskül başlatacağım. Aralarda ise 1, 2, 3, 4, 5. püskül başlatacağız. Burada dördüncüye başlattık kenar bölümlerimizde. Orta kısımlarımızda ise 1, 2, 3, 4, 5. püskül başlatacağız. Aynı işlemleri yapacağız. Ee, buradan itibaren çok rahatlıkla yapabilirsiniz. İlk sırayı sizlerle gidelim. Devamını zaten sizler çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakın buraya geldim. Üçlü trabzanımı yaptım. Zaten e, zorlandığınız zaman videoyu tekrar başa alarak aynı e, yerden tekrardan bir sonraki baklavaları da aynı şekilde izleyerek yapabilirsiniz bir zincir çektim bakın geldim buraya üçüncü üçlü trabzanımı da yaptım bir tane zincir çektim bakın zaten burada belli oluyor üç tane trabzan bakın tam şu kısma püskül başlatıyorum üç tane püskül bir iki ve 3 bir zincir geldim devam ediyorum 1 2 3 tane trabzan bir zincir bakın arka kısımda şimdi artık ikinci baklavamızı ilk sırasını başlatmış olduk tekrar geldim Bu şekilde devam edecek modelimiz bakın burada buradaki baklavamızı bitirdik şimdi tekrar üçlü püskül yaparak ikinci baklavamı da bu şekilde devam edip gideceğim dediğim gibi eğer ki kafanız karışırsa videoyu tekrar en başa alarak buradan itibaren neler yaptık hangi sıramızda neler yaptık oraları tekrardan gözden geçirerek yapabilirsiniz boyut olarak da 1 2 3 dört tane baklava başlattım. Üst üste 4 tane baklavayla da eee lifimizi bitirebilirsiniz. Hemen şöyle e, kapatmadan sizlere tabii ki e, kapak resmini ben bitirdikten sonra resmini koyacağım ama e, video çok uzun olmasın diye burada ben bitiriyorum. Kapak fotoğrafında da zaten bitmiş halini göreceksiniz. Ben şöyle size kenar oya kısmını da göstermek istiyorum videoyu sonlandırmadan önce bakın şöyle öncelikle düğümümü atıyorum. Geldim buraya. Şuradan itibaren göstereyim. Bakın 1 2 3 4'üncüye ya da şöyle bakın. 1 2 3. Şuraya koyalım. 1 2 3 4 5 6 tane kutucuk öncesine ipimi bağladım. Bir tane zincirimi çektim. Bakın bir tane burada örümcek yaptım. Bir zincir çektim. Ilmeğimi biraz genişletiyorum. Tam tepe kısmına bir tane fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. 5 dolgudan oluşan 5 yapabilirsiniz 6 yapabilirsiniz bakın 5 dolgudan oluşan bir fıstık yaptım ve kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çektim tam bakın fıstığın dip kısmından çıkardım ve kaydırdım tekrar bir zincir yine aynı boyutlarda bir tane örümcek yapıyorum bakın geldim bir iki kutucuk atladım, üçüncüye sabitledim. Bakın, tekrar bir örümcek daha yapıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim, tepe kısmına. 5 ya da 6 dolgudan oluşan bir fıstık yaptım. Kapattım. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar bakın dip kısmına geldim. Kaydırdım. Bir zincir. Yine bir tane örümcek yapıyorum. Bakın. Bir, ikinciye. Şöyle köşemize denk geldi. Köşemize yaptık. Şimdi aynı şekilde bu köşeye de bir tane e, bu şekilde yapalım. Bir iki tane atlayalım, üçüncüye tekrar bir tane sabitleyelim. Bir iki tane atlayalım, üçüncüye tekrar sabitleyelim. Bu şekilde de kenar oyamızı yapabilirsiniz. E, ben de yapacağım. Sizler de yapın. E, lifimin bitmiş halini de e, kapak fotoğrafında görebilirsiniz. Evet, videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone olup zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle ve benimle kalın.